gençlik. Spora geldim. Hava çok güzel. Kaç gündür video çekemiyordum çünkü bayağı bir tatil hazırlığı var. Birkaç gün sonra yola çıkıyoruz biliyorsunuz. Son sporumu yapayım dedim. Türkiye'de çok giyeceğim çünkü. Herkese günaydın. Ben geri döndüm. Bir haftadır yoktum. Neden diyecek olursanız birkaç gün sonra yola çıkıyoruz. Ve benim hazırlık yapmam gerekiyordu. Onun dışında bir sürü randevu vardı. Randevuları hallettim. İşte Efe'nin okulu değişti. Tarçın'ın aşıları. Futbola yazıldı Efe yine. İşte Poyraz'ın vardı falan filan. Böyle derken bir baktım. Bir hafta geçmiş. Neyse. Geri döndüm. Bir alışveriş videosu gelecek yakında. Sonra hazırlık videom gelecek ve sonra yol videom gelecek. Muhtemelen ben yoldayken siz bunları izlemeye başlayacaksınız. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün çocukları bıraktım. Gördünüz zaten sabah onların beslenmelerini hazırladım. Okula bıraktım. Sonra ben spora gittim. Geldim şimdi üstümü falan giydim. Bir evimi süpüreceğim. Sonra bizim Tarçın Bey şu anda anlamış aslında. Üzgün duruyor. Bakın böyle arkasını dönüyor bana. Göstereyim. Bak. Bak orada. Orada. Arkasını dönüyor bana. Anladı, tıraşa götüreceğim seni dedim. Küsüyor bana beyefendi. Ama gitmen gerekiyor Tarçın. Yola gideceğiz ve tüylerin çok uzadı. Yapacak bir şey yok anneciğim. Azıcık sabredeceksin. Bak. Hem tüylerin çok uzamış. Gördün mü? Hem pislenmiş suratın temizlesin abla. Tırnaklarını kessin. Tamam mı anneciğim? Güzel yıkasın seni. Biliyorum hoşuna gitmiyor ama yolda çok sıcak olacak. Ya yapacak bir şey yok. Tamam mı? Azıcık idare et. Isırma ablayı, tamam mı aşkım? Ben şimdi Tarçın Bey'le birlikte izin verirse eğer evi süpüreceğim. Süpürgeme saldırıyor, böyle ısırıyor. Mamasını yiyecek sanıyor. Onu canlı bir şey sanıyor. İzin verirse dediğim gibi evi süpüreceğim. Sonra da Tarçın'ı götüreceğim. Trim salonu diyorlar. Tüylerini kestikleri yer, köpek kuaförü. Sonra almam gereken birkaç bir şey var. Sonra da çocukları falan alırım zaten. Gün nasıl bitiyor ben anlamıyorum bu ara. Şimdi evimi süpürdüm. Bir kahve aldım. Kahve içeceğim. Bugün henüz kahvemi içmedim daha. Saat kaç olmuş? Bir 15 dakikam var. Saat 11.30. Zaten çok yakın salon bize. Oraya götüreceğim az sonra. Sadece evimi süpürdüm. Aslında silinmesi ve tozalanması da lazım ama hafta sonu çocuklar batırıyorlar. Bahçede oynuyorlar. Giriyorlar, çıkıyorlar, havuzda oynuyorlar, ıslak ayaklar falan filan derken hiç yapmayacağım. Canımı yormayacağım. Zaten yapılacak çok iş var. Hafta sonundan sonra gitmeden önce nasıl olsa temizlik yapılacak. Büyük temizliğimi yaptım bu arada. Ben perdelerimi yıkadım, halılarımı yıkadım bahçede. Ondan sonra çarşaflarımı falan değiştirdim. Üst katın bütün camlarını, çerçevelerini sildim. Tabii Levent de yardım etti sağ olsun. Bir tek koltuğumu silmedim. Koltuğum gayet pis aslında. En son kışı silmişti. Bayağı oluyor yani, bir 4-5 ay falan oluyor. Neden silmedim koltuğumu? Yeni koltuk siparişi verdim. Ben geldikten sonra gelecek. Bir de bu koltuk böyle U koltuk olduğu zaman ben bunu çekip tek başıma temizleyemiyorum. Altı hep toz doluyor. Anca böyle süpürgenin sapını falan sokup o şekilde temizliyorum. Bazen Levent olunca Levent'le birlikte çekiyoruz, siliyoruz falan filan. O zaman iyi oluyor. İki tane ayrı almaya karar verdim. Bir tane böyle L. Küçükle U değil yani. Bu bayağı büyük. Yani şurası bunun 3,5 metre, öyle söyleyeyim. Bir tane L gri sipariş verdim onu. Bir tane de ikili küçük böyle renkli bir koltuk. Onu da sipariş vermedim. Dönünce vereceğim. Hangi renk vereceğime karar veremedim açık söylemek gerekirse. Hani bir bordo var kafamda. Güzel bir bordo koltuk beğendim. Onu mu vereyim? Bir yandan Levent diyor ki turkuaz alalım. Kahvemi koydum. O turkuaz istiyor. Bir yandan da böyle şey geliyor aklıma, hardal sarısı falan da olabilir diye düşünüyorum. O yüzden gittiğim zaman Türkiye'de böyle iyice bakacağım internet sitelerinden. Karar vereceğim ama bir tane bordo beğendim, onu size göstereceğim. Siz de fikrinizi söyleyin, turkuaz mı, bordo mu yoksa hardal sarısı mı? Onun dışında dediğim gibi yukarılar falan temiz, birazcık ütüm var. Onu da bilerek yapmadım. Çamaşırlar var çünkü. Gidene kadar da çıkar, ütü falan, hepsini birden ütüler kaldırırım diye düşündüm.
Başka da bir şey kalmadı. Yani dediğim gibi büyük temizliği yapınca siz de benim gibi misiniz? Böyle uzun yola gideceğim zaman, hani uzun süre eve gelmeyeceğim zaman bayağı böyle dip köşe dolap içlerine kadar temizliyorum. Mutfağımın içini falan da temizledim. Sadece buzdolabının içi kaldı. Buzdolabının da fişini çekeceğiz giderken. Her şeyi çıkartacağım. Karavanın buzdolabına koyacağım. Zaten pek bir şey kalmadı. Hep dolaptan yedik bu ara. İşte fişini çekince de Levent'le birlikte bütün her şeyi çıkartıp rafları yıkıyoruz biz. Bir de o kaldı. Dediğim gibi böyle uzun yola gideceğim zaman çok dip köşe temizlik yapıyorum. Sebebi de böyle hep şey düşünüyorum ben. Çok saçma belki bilmiyorum ama hani yolda başıma bir şey gelir, ölürüm, kalırım, birileri evime gelmek zorunda kalır. Ay yine pis kadınmış falan demesinler. Gerçi yani bana bir şey olduktan sonra ne önemi var da. Yine de o şekilde bir his var içimde. Onun dışında dönünce de kolay oluyor aslında. Yani dönünce bir sürü çamaşırınız oluyor, randevularınız oluyor, çocuklar yeni okula başlıyor, alışveriş etmeniz gerekiyor. Hani ev temiz olunca en azından oradan kâr ediyorsunuz diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani, saçma bir düşüncem ama bu şekilde hissediyorum. Altın ben gelmiyor. Çekiştiriyorum, öyle geliyor. Tıraşa götürüyorum. Diğer tarafa doğru gitmeye çalışıyor. Gitmek istemiyor bu tarafa. Biliyor çünkü kuaför olduğunu. Tuvaletini yapsın. Öyle sokayım içeri. Havada mis gibi. Tertemiz bir hava var bugün. Hayret. Gökyüzü masmavi. En sevdiğim hava. Sıcak değil, serin ama tertemiz. Ya tarçın da hallettik, verdik. Şimdi ben bir markete gideceğim. Direğe gideceğim. Orada bazı şeyler gelmiş. Onlardan alacağım indirimde. Sonra da Action'a gideceğim. Action'dan da ıslak mendil almam gerekiyor Poyraz için. Hem de yol için. Birkaç bir şeye bakacağım. Hızlıca o işlerimi halledip gelip tarçını alacağım. Bir yakışıklı var. Gel yakışıklı. Seni gezdireyim azıcık. Bakayım ne güzel olmuşsun sen ya. Tarçın bakayım nasıl olmuşum. Bakayım. Allah'ım Allah'ım. Bak kıyafet de giydirmişler. Bak. Şunun tatlarına şimdi bak. Ben eve geldim. Şöyle Brick'ten ve Action'dan bir şeyler aldım. Onları size göstereceğim. Islak mendil aldım. Bayağı aldım. Şimdi yolda lazım oluyor. Action'dan aldıklarımı göstereyim önce. Çocuklara bazı oyunlar falan aldım. Yine Action'dan şöyle şunları seviyorum ben. Onları aldım. Vejeteryan, nasıl diyeyim, protein bar gibi bir şey. Yine ıslak mendil. Burada yolda oynamak için çocuklara bir şeyler aldım Action'dan. Bu sticker Mickey Mouse'u Poyraz için aldım. Sticker yapıştır, hoşuna gider diye. Sonra ne aldım ben? Şöyle mix and match puzzle aldım yine. Ondan sonra bir tane organizer aldım karavan için. Şundan bir tane almıştım, çok iyi oldu. Yine bir tane daha aldım. Sonra Poyraz'a yine arabada oynamak için böyle gözleri olan bir boyama kitabı aldım. Boya kalemleri vardı zaten. Ondan sonra böyle yine ıslak mendil. Islak mendiller 1 euro. Bu 2.99. Bu 2.99. Bu boyama kitabı 1 euro. Oyun 1.5 euro. Sticker 1 euro. Çok güzel bir kitap aldım yine Poyraz'a. İlk 1000 kelime. Bunu arabada oynarız. Bakar. Hem de öğrenir. Böyle arabalar. Tam Poyraz'ın yaşına göre kıyafet, yaz, kış. Çok güzel bir kitap. Hoşuma gitti. Gezegenler var. Kuşlar var. Evler, binalar, çiçekler. Bayağı güzel. Hoş bir kitap. Hayvanlar varmış. Böyle kelimeler öğreniyor. Hem de renkli renkli hoşuna gider diye düşündüm. Aldım. Arabada arkada birlikte bakarız. Bayağı da böyle güzel 3 boyutlu gibi resimleri falan pırıl pırıl. Ve 2.99'a düşmüştü. Bayağı da kalın bir kitap. Bunu da Drick'ten aldım Efe'ye. Efe çizgi roman okumayı seviyor. Donald Duck. O da bunu okur arabada giderken. Sonra şöyle bir oyun aldım. Yine böyle el oyunu. Küçük bir oyun.
Şöyle bir oyun var. Hoşlarına gider diye aldım. Bunu da oyuncak biriktirmiştim kışın. Böyle el becerisini geliştiren, hani zeka geliştiren, hani yardıma ihtiyacı olan çocuklar için. O kutunun içine koyacağım. Onları Türkiye'de kargolayacağım. Esin Hanım var. Ona yollayacağım. O yüzden aldım bunu da. Başka ne aldım? Bir de güneş kremi aldım. L'Oreal'in güneş kremlerinden. 5.99'a düşmüştü bu. Bronzlaşmak için. Koruyucuyla After Sun almıştım güneş sonrası. Bu da yüz için. Bunu da yüzüme sürüyorum. Hani çıkılarım çıkmasın diye. Ne kadar sürersem süreyim çıkıyor da. Yine de işte bir umut. Aldıklarım bu kadardı. Beğendiğim ikili koltuk bu. Galiba bunu alacağım. Bir de böyle yerden yüksek olmasını istiyorum ki hani altını rahat temizleyeyim, sileyim diye. Ayaklarını da metal istiyorum. Tahta istemiyorum. Burada genelde tahta var. Bu hoşuma gitti. Yani turkuazı var. Dediğim gibi sarısı var. Ama ben bu rengini beğendim. Şarapını verdiğim diğer koltukta bu. Koyu gri, siyah gibi duruyor ama böyle bir koltuk netledi mi bilmiyorum. Pek bir esprisi yok. Sadece köşe koltuk şu başlıkları falan oynuyor. Ve yine tabii ki metal ayakları var ve altını rahat silebilirim diye düşünüyorum. Bir de böyle kahvesi var. Grisi mi, kahvesi mi bilemedim. Levent kahvesini istedi aslında ama ben grisi daha iyi olur. Tamam, çocukları aldım. Şimdi eve gideceğiz. Aa, bir loli almış sana. Çok güzel. Hadi bağlayayım. Çocukları aldım. Dediğim gibi eve gidiyoruz. Aslında dünden yemeğim var. Bir şeyler var. Çorba falan yapmıştım ama Efe geçen gün pizza istiyordu. Belki pizza yaparım Efe. İster misin? Sen de mi acıktın anneciğim? Herkes acıkmış. Biz eve gidip yemeğimizi yiyelim. Ben arada. Yarın bir arkadaşım gelecek benim. Muhtemelen onunla alışverişe çıkacağız. Belki bir arkadaşımız daha var. Sen de alışverişe çıkacaksın. Belki bir arkadaşımız daha var. O da gelir kahve falan içeriz diye düşündük. Yarın yani son görüşeceğiz. Çünkü herkes izne gidecek. Ben de dedim gel. O başka bir şehirde oturuyor. Gel dedim hani görüşelim. Sonra izne gideceğiz zaten. 6 hafta bir şey de kalmadı değil mi Efe? 2-3 gün kaldı. Abla takmış Poyraz. Yakışıklı olsun diye. Güzel olmuş mu? Beğendin mi? Evet. Çok tatlı olmuş değil mi? Çok yakışıklı oldu benim oğlum. Değil mi Poyraz? Yakışıklı oldu. Eve geldik. Direkt yaramazlığa başladı Poyraz Bey. Ben ne yapıyorum? Ben aslında dünden yemek var dediğim gibi. Çorba var, başka pilav falan var. Ama Poyraz'a köfte patates istedi. Kim ne isterse onu yiyecek bugün. Çünkü babamız yok. Herkes bugün böyle atıştırmalık, hani böyle sağlıksız şeyler yiyebilir ev yemeğinin dışında. Poyraz köfte patates istedi. Ona patates kızartıyorum. Dışarıda patat tencerem var, orada kızarıyor. Efe pizza izledi. Sucuklu peynirli pizzayı attım. Anne dedi tabii ki haşlanmış sebze ve balık yiyecek. Çünkü yaz geliyor, tatile gidecek ve orada çok fazla yiyecek büyük ihtimalle. Dikkat etmesi lazım. Durum bu. Valla çocuk olmak varmış. Her istediklerini yiyorlar. Ne güzel. Orada yaramaz bir adam var. Şurada hemen başladı. Öteki oğluş burada yemeği bekliyor. Şimdi yemeklerini yesinler. Birlikte bir şeyler yapacağız. Pizza da beni iyi ediyor ama yemeyeceğim tabii ki. Beğenmediniz mi? Beğendik de. Ooo pizza. Süper. Buna talim ki bence güzel gözüküyor ya. Sen de tak. Ne? Tamam ama cama dikkat et, tamam mı? Bu tarafa doğru git. Yine ben neredeyim?
Tabii ki çamaşırların başındayım. Çamaşırlarım yıkanmış. Ütü yapacağım. Şurada beni bekleyen. Bayağı bir ütü var. Hava da sıcak. Bana şans dileyin. Çocuklar uyudular. Hatta Poyraz ben kitap okurken uyumuş yani gitmiş. Daha başladım. İkinci satırda uyumuştu. Bazen böyle Türkçe kitap okuyorum onlar uyumadan önce hikaye kitapları falan. Okulda nasıl yorulduysa evde de bayağı oynadı. Pert olmuş resmen. Hemen uyuyakaldı. Şimdi ben ne yapacağım dedim. Ütü yapacağım. Bir de birkaç bir işim daha var. Onları da İstiyorum. Şunlar direkt gidecekler. Yani yolda hiç giymeyeceklerimiz. Bunlar da kargoya vereceğim oyuncaklar. Birkaç tane daha var. Onları da koyacağım içine. Böyle dediğim gibi ütülerim burada. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenerek izlemişsinizdir videoyu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.